Merhabalar arkadaşlar. Biruni Üniversitesi Zeytinburnu Kampüsü stüdyolarından bugün hemşirelik aday öğrencilerimiz için karşınızdayız. Bugün infertil çiftlere yaklaşım konusuyla değerli hocamız, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan hocamız, Profesör Doktor Nezihe Veci Kızılkaya hocamızla birlikte karşınızda olacağız. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim size. Şimdi siz sunuma başlarken ben sözü size bırakacağım ama kısa bir hatırlatmada bulunuyorum her seferinde olduğu gibi. Değerli öğrencilerimiz sizleri izlerken bir yandan sorularınızı yazabiliyor olacaksınız arkadaşlar. Bizler takip ediyor olacağız. Sorularınız oldukça nacizane ben size hatırlatmalarda bulunacağım. Ara ara siz eğer fark etmezseniz araya girebilirim. Tamam. Bu konuda bilginiz olsun. İnfertil çiftlere yaklaşım konulu dersimizi ben sözü size bırakıyorum. İyi dersler. Teşekkür ederiz. Merhaba sevgili gençler. İnfertil çiftlere yaklaşım. Bugünkü konumuz. Ben burada infertilite sorununa çok genel bir bakış açısıyla sizlerde bir farkındalık yaratmak üzere bir kısa bir hazırlık yaptım. Çok büyük bir konudur. Şimdi içinde ilerledikçe süreç dahilinde siz bunu göreceksiniz zaten. Önce bir kısaca tanımlardan bahsederek başlamak istiyorum. Fertilite doğurganlık demek. İnfertilite de eşlerin istedikleri halde tedavi olmalarına karşın çocuk sahibi olamamalarına verilen isim. Sterilite diye bir kavram var. Burada da kişilerin çocuk sahibi olmasının olanaksız olduğu durumları kastederiz. Mesela bir kadın için rahiminin olmaması veya yumurtalıklarının olmaması gibi düşünebilirsiniz. Şimdi günümüzde birçok tedavi yöntemleri var. Çok gelişti. Sağlıkla ilgili teknolojik ilerlemeler. İnfertilite alanında da ciddi farklı boyutta tedavi süreçlerini ortaya çıkardı. Ama yine de bir kadının kendi ovumu yoksa donör ovumuyla çocuk sahibi olabilir. Ama yine de baktığınızda uterusu yoksa kiralık anne yoluyla gene çocuk sahibi olabilir. Fakat bunlar hem yasal olmayan, bizim ülkemiz için yasal olmayan hem de zorlu süreçlerdir. Bir de primer infertilite ve sekonder infertilite olmak üzere iki tanım var. Primer infertilite eşlerin bir yıldır birlikte olmalarına rağmen düzenli cinsel yaşamlarının olması ve çocuk istemelerine rağmen çocuk sahibi olamamaları, gebe kalınamamasıdır. Sekonder infertilite ise daha önceden bir ya da birden fazla çocuğu var. Fakat şu an gebelik isteniyor, çocuk sahibi olmak isteniyor ve gebe kalınamamasına verilen isimdir. Şimdi sağlıklı bir bebeğe sahip olabilmek için aslında biz etrafımızda çok sayıda çocuk görüyoruz ama çok kolay bir şey değil bu. Neler gerekir? Bakın, kadın ve erkeğin üreme fonksiyonlarını yöneten nöroendokrin sisteminin yani hormonal sistemin uyumlu bir şekilde çalışması gerekir. Üreme organlarının normal yapıda olması gerekir. Sperm ve yumurtanın, ovumun normal olup sağlıklı biçimde aşılanması gerekir. Aşılanmış yumurtanın rahim içine transportunun olması gerekir. Yine rahim içine bu aşılanmış yumurtanın artık ismi değişti, zigot oldu. Onun gömülmesi, yerleşme sürecinin sağlıklı olması gerekir. Ve 9 ay boyunca bu zigotun embriyo olacak daha sonra. Gelişimini tamamlaması ve doğum eyleminin de sağlıklı olarak gerçekleşmesi gerekir. Şimdi infertilite tabii çiftlerin tüm yaşamlarını etkileyen bir durum. Süresi uzun olabiliyor, tedavi işlemleri çok karmaşık ve uzun basamaklardan geçmeyi gerektirebiliyor. Tedavi sonrasında başarı şansı ya da her zaman için %100 olmuyor, olumsuz sonuçların olduğu da olabiliyor. Ve bu da kişinin ruh sağlığını da çok etkiliyor. Baktığınız zaman infertilite problemi hem ekonomik, hem kültürel, hem sosyal, emosyonel, psikolojik, biyolojik, birçok etken etkileşim alanı söz konusu ve infertil çiftler aslında bir kriz yaşarlar.
Nedir bu kriz durumunun sonucunda? Kendini yetersiz, başarısız, işte suçluluk duygusu, stresli, kaygı seviyeleri yüksek, depresif hissedebilirler. Eşler arasındaki ilişkiler bozulabilir. Yine bir ekonomik yükü var tedavisinin. Bu da ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Demin söylediğim gibi birçok etken etkileşim alanıyla birçok negatif etkinin bir arada bulunduğu bir kriz durumudur infertilite. Dünyada ve Türkiye'de hani ne sıklıkta görülüyor diye bakacak olursak, genellikle literatürde evli çiftlerin %10-15'inin infertil olduğu kaba bir değer olarak verilir. Ve dünya çapında da yaklaşık 48,5 milyon çiftin infertilite sorunu yaşadığı literatürde bildirilmektedir. Şimdi burada dünya haritasını görüyorsunuz. Gelişmiş olan ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde bu oranlar biraz daha farklı olmak üzere. Ama ortalama olarak baktığınızda 10-15 demin söylediğim gibi geçerli olan oran. Bir global fertilite haritası diye harita var arkadaşlar. Sizler internette çok dolaşıyorsunuz gençler. Bu haritaya bakarsanız hem fertilite yani hem doğurganlık oranlarını tüm dünyada ülkelerde hem de infertilite oranlarını çok rahatlıkla bu web sayfasından görüp hem bizim ülkemizde hem de diğer işte kıtalardaki ülkelerle karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Şimdi günümüzde fertilite ve doğum hızları azalmaktadır. Neden azalıyor? Çünkü insanlar daha ileri yaşlarda evleniyorlar. Çocuk sahibi olmayı bazen işte ekonomik nedenlerle, bazen sosyal nedenlerle, eğitim vesaire, kariyer ve benzeri nedenlerle erteleyebiliyorlar. Bir de aile sayısında da yani aile kurup evlenip hani bunu isteyen çift sayısı da günümüzde eskiye dönemlere göre daha az ve kontrasepsiyon yani aile planlaması hizmetlerinde de yaşanan gelişmelerin sonucu olarak demek ki doğum oranları ve doğurganlık azalıyor. Şimdi doğurganlığı normalde etkileyen faktörler var. Neler bunlar? Mesela cinsel ilişki sıklığı etkileyen önemli bir unsur. İlişkinin zamanlaması, çünkü bir kadının gebe kalabileceği dönem bir siklus içinde 24 saattir. Bu dönemin öncesi ve sonrasını düşünürsek, spermin kadın bedeninde 5 güne kadar canlı kalabildiğini düşünebilirsek, bu aralığın dışındaki zamanlarda aslında gebeliği sağlamak mümkün değil. Sonra ilişki sonrası vajinal duş, bazı kadınlar temizlik amaçlı bunu yapabiliyorlar. Bu da yine fertiliteyi yani doğurganlığı etkileyen bir şeydir. Ayrıca evlilik süresi de önemli bir ölçüttür. Şöyle bazı çiftlerde ilk ayda hani her şeyin normal, sağlıklı olduğu bir çift düşünelim. İlk ayda gebelik sağlama oranı %25 olarak bildirilirken birinci senenin sonunda %80, ikinci yılın sonunda %87'ye çıkmaktadır bu oran. Demek ki süre de burada önemli bir kriter. Şimdi biraz önce söyledik yaş önemli bir faktör diye. Yaşın ilerlemesiyle doğurganlık maalesef azalmaktadır. 30 yaş üzerinde bir kadın için 30 yaş üzerinde azalmaya başlar ve 45 yaş civarında da çok düşük bir ihtimalle sona erer. Öyle diye çok düşük bir ihtimale ulaşır. Her iki cinste de en doğurganlığın yüksek olduğu yaş 24 yaş dolaylarıdır. 30 yaşında bir kadının gebe kalma süresi yaklaşık 6 ay civarındadır. Ama çift gençse, yaşları gençse ve bilinen herhangi bir neden yoksa gebeliği sağlamak için 2 yıla kadar beklenilebilir. 35 yaş üzeri gebeliklerde ise 6 ay sonra tetkikler yani işlemler yapılmalıdır.
Şimdi infertiliteyi etkileyen risk faktörlerinden aslında biz yaşı söyledik, cinsel ilişkiyle ilgili işte ilişkinin sıklığı, vajinal duş bunlardan bahsettik. Ama bunun dışında kişilerin yani çiftlerin sağlığa ilişkin faktörleri, genel durumları, kronik hastalıkların olup olmaması, geçirilmiş enfeksiyonlar, kullanmakta olduğu, sürekli kullanmakta olduğu ilaçlar fertilite üzerine olumsuz etkiler yapabilir. Bazı ilaçlar mesela hipertansiyon ilaçları yine fertiliteyi olumsuz yönde etkiler. Aslında hepsi için değil ama bir kısmının bu canlı sperm sayısında, hareketli sperm sayısında azalmaya yol açmaktadır. Yine yaşam tarzına ilişkin faktörler mesela obezite, sigara, alkol kullanma, madde kullanımı, stres, yapıldan meslek bunlar gibi bir takım faktörler de kişinin fertilitesi üzerine olumsuz etkiler yapmaktadır. Radyasyona, elektromanyetik dalgalara maruz kalmak da yine risk faktörleri arasında yer almaktadır. Şimdi peki, infertiliteye neden olan faktörler kadına ve erkeğe ait. Ne bunlar diye bakacak olursak. Kadına ait nedenler yumurtlama ile ilgili yani ovülasyona ait nedenler ilk sırada karşımıza çıkıyor. Bu primer ovaryen yetmezlik olarak görülebildiği gibi sonradan oluşmuş işte hormonal dengesizlik, stres, aşırı egzersiz, kilo kaybı veya hiperprolaktinemi gibi nedenlerden dolayı da oluşan bir hormonal dengesizlikle karşımıza ovülasyonla ilgili problemler gelebilir. Kadında fallop tüplerine ait sorunlar diğer önemli nedenler arasındadır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, işte enfeksiyonlar ve endometriyazis yine bu nedenler arasında yer alır. Uterusa ait sorunlar, miyom, konjenital anomaliler, enfeksiyonlar infertiliteye yol açar. Uterusun en iç tabakası olan endometriyumun yani rahmin en iç tabakasının rahim dışında bir yerlerde bulunmasına biz endometriyozis diyoruz. Bu genellikle yakın dokularda, batın içindeki yakın organlarda mevcuttur ama işte fallop tüplerinde olabilir, bulunduğu yerde bir menses kanamasına yol açtığı için bir enflamasyon süreci başlatır ve burada yapışıklıklara yol açar. Dolayısıyla endometriyoziz de özellikle infertilite açısından ciddi bir sağlık sorunudur. Yine kemoterapi, radyoterapi tedavisi görme, özellikle kanser hastalarında ki şimdi bazı kanser türleri kişiler tedavi oluyorlar ve daha sonra sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. İşte o tedavi sırasında yapılan tedavi kapsamında kemoterapi ilaçları veya işte radyoterapi uygulaması infertiliteye neden olabilir. Bir de tabii ovumların yani overlerin bilateral iki taraflı overektomi operasyonu da kadına ait infertilite nedenleri arasında yer almaktadır. Erkeğe ait infertilite nedenlerine bakılacak olursa, burada sperm üretiminde nasıl kadında ovülasyonla, yumurtlama ile ilgili sorunlar varsa birinci sırada, burada da karşımıza sperm üretimi ile ilgili sorunlar gelmektedir. Bakın aşırı içki, sigara, stres, varikosel, kullanılan ilaçlar, geçirilmiş enfeksiyonlar, özellikle viral enfeksiyonlar, yine vas deferans tıkanıklıkları, konjenital anomaliler, doğumsal anomaliler, travmalar, enfeksiyonlar ve sperme karşı kendi bedeninde oluşan antikorlar, immün sistemle ilgili problemler yine infertilite nedenleri arasında yer almaktadır. Bir de tabii cinsel yaşamla ilgili sorunlar da özellikle vaginismus gibi erektil disfonksiyon gibi sorunlar da infertiliteye yol açmaktadır. İlişki sıklığını zaten biraz önce söylemiştik. Şimdi infertilite değerlendirmesi yani bir çift geldiğinde nasıl değerlendirme yapılıyor? Aslında genel algı olarak kadınların infertiliteden
sorumlu olduğu yönünde böyle bir algı olsa da infertilite nedeni baktığınızda her iki cinste de kadın ve erkekte de eşit oranda dağılım göstermektedir. Bir grupta bakın bu diyagramda gördüğünüz gibi %40 kadın faktörü, %40 erkek faktörü, geriye kalan bir %10 ile 20 arasında da unexplained dedikleri açıklanamayan infertilite söz konusudur. Burada hem kadın hem erkek, her ikisi de sağlıklı, hiçbir saptanan şu anki mevcut teknolojiyle belirlenen herhangi bir problemi olmayıp ama gebeliğin başarılamaması durumu söz konusudur. Evet, demek ki çiftlerin yaklaşık %25-35'inde erkek faktörü, %14-22'sinde tubalarla ilgili sorunlar, %10-27'sinde ovülasyonla ilgili problemler ve %5-6'sında da endometriyazis sorunu bulunmaktadır. Biraz önce söylediğim gibi ortalama %10-20 arasında da bir açıklanamayan infertil grup mevcuttur ki aslında en zor grup bunlardır. Çünkü belirleyebildiğiniz bir problemi yoktur. Çok büyük hayal kırıklığı yaratır çift açısından. Evet, bu hastaları nasıl değerlendiriyoruz bize başvurdukları zaman? Bebek sahibi olamayan bu çiftler için yapılan ayrıntılı bir anamnez gereklidir ve buradaki amaç aslında gecikmeye neden olan faktörü belirlemek ve daha sonra da bunu tedavi etmektir öncelikle. Kapsamlı bir anamnez alınmalı, yani öykü alınmalı dedik. Bu öyküde neleri soruyoruz? İşte kaç yıldır evli, ne kadar süredir bir kontraseptif kullanmıyor, daha önce gebelik ya da düşük öyküsü var mı, daha önce uygulanmış tedavi, inseminasyon, işte tüp bebek tedavisi gibi tedaviler var mı, siklus süresi kadının, düzenli adet döngüsü, son adet tarihi, genel sağlık durumu, beslenme durumu, sigara kullanımı, alkol alıyor mu, geçirdiği ameliyatlar, rahimde tüplerin açık olup olmadığını belirlemek için histerosalpingografi yapılmış mı, varsa onun değerlendirilmesi, hormonal testlerin incelenmesi, varsa sperm analizinin değerlendirilmesi, bunlar ayrıntılı olarak anamnezde sorgulanır. Burada aslında kadının fertilitesini değerlendirmede 3 temel soru yanıtlanır. Buna cevap aranır. Kadının ovumu var mı? Yani kadın ovuma sahip mi? Sperm ile ovum, ki bu tuba faktörünü belirleyen bir şey, buluşabiliyor mu? Yani karşılaşabiliyor mu? Tubalar tıkalıysa çünkü karşılaşamazlar. Ve herhangi bir hormon dengesizliği söz konusu mu? Bu üç temel sorunun cevabı sorunun nereden kaynaklandığını kadın için bizlere açıklar. Ve başvuran çiftlere ilk değerlendirmede yapılan standart testleri şu an görüyorsunuz slaytta. Kadında demin söyledik, hem kadında hem erkekte öncelikle kapsamlı bir öykü alınmalıdır. Hormonal testler, siklusun üçüncü günü, hipofizden salgılanan bu ovum üretimini uyarıcı hormonlar, östrojen düzeyi ve diğer tiroid hormonları, siklusun 21. günü, ovülasyonun gerçekleşmediğini değerlendirmek için progesteron hormonu tetkiki, yine vajinal ultrasonografi ve vajinadan uygulanan ultrasonografi ile overlerdeki antral folikül sayısının belirlenmesi ve her zaman gerekli olmamakla birlikte histerosalpingografi değerlendirilir. Erkekte ne yapılır? Erkekte de sperm analizi yapılır. Sperm analizinde de çok kaba bir şekilde söyleyecek olursak yaklaşık her ejekülasyonda 2-5 mililitre arasında bir sperma bekliyoruz. Bunun içinde en az 20 milyon mililitresinde canlı sperma olmasını
sperm olmasına, bunların yarısının hareketli, en az yarısının hareketli olmasına ve en az yarısının da morfolojik yapı olarak sağlıklı olmasına, düzgün olması isteniyor. Çok ayrıntılı kriterler var sperm analizinde. Ben hepsini burada yer vermedim. Sizin aklınızda bir çerçeve çizmek ve bir farkındalık yaratmak istiyorum. Bu temel standart testlerin ardından bir de yapılan ileri tetkikler bulunmaktadır. Bunlar yine laparoskopik bir girişim olabilir. Uterus için değerlendirmek için, rahim için değerlendirmek için histeroskopi yapılabilir. İmmünolojik faktörleri değerlendirmek için çeşitli testler olabilir. Genetik testler ve kadında da bir takım pıhtılaşma ile ilgili testler olabilir. Sonuçta bu testlerin sonucunda çiftler erkekten kaynaklanan infertilite, kadından kaynaklanan infertilite ya da açıklanamayan infertilite olarak sınıflandırılır. Aslında bazen de çiftlerde bazen her ikisinde de problem olabilir. Yani eşinde de kendisinde de her ikisinde de sorun olabilir. Bazı çiftlerin özel bir direkt doğrudan bir kliniğe sevk edilmesi, yardımcı üreme tekniklerinin uygulandığı özel bir üniteye sevk edilmesi gerekir. Kimdir bunlar? İşte eğer kadının yaşı 35 yaşın üzerindeyse, bir yıldan uzun süredir bir gebelik sağlanamaması söz konusuysa, yapılan hormon tetkiklerinde FSH dediğimiz overlerdeki yumurtanın olgunlaşmasını sağlayan hormonun dozu oranı yüksekse, miktarı çok yüksekse veya tuba pelvik bir hastalığı olma şüphesi varsa, semen bulgularında, yani erkekte semen bulgularında bir bozukluk söz konusuysa ya da postkoital ilişki sonrası yapılan testte negatif sonuç alındıysa, özel bir üniteye bu hastaların sevk edilmesi gerekmektedir. Peki, infertilitenin çift geldi, değerlendirdik, tanıyı koyduk. Tedavide ne seçenekleri var? İnfertil çiftler için hangi seçenekler mevcut? Burada gebeliği elde edebilmek için çeşitli teknik ve yöntemler uygulanmaktadır. İlaç tedavisi genellikle kadınlar için ovülasyonu uyarmak ve sağlıklı sayıda yumurta oluşturmak hedeflenir. Bazen erkekte varikosel ya da obstrüksiyonlar söz konusuysa, kadında endometriozis varsa, miyom, polip varsa bunlarla ilgili cerrahi girişimler de yapılabilir. Bir de tabii şimdi günümüzde çok bilinen, basında yer alan yardımcı üreme teknikleri var. Daha ileri teknikler bunlar. Burada görüyorsunuz IVF, yani in vitro fertilizasyon, genellikle tüp bebek olarak bilinir. İşte embriyo transferi var, intrauterin inseminasyon, bir IVF kadar değil ama biraz sonra açıklayacağız. Yine belki konuyla ilgili yakınlarınızda varsa veya araştırdıysanız, işte bir takım zona delinmesi veya PESA, MESA, TESA gibi sperm elde edebilmek için, erkekte sperm elde edilebilmesi için kullanılan yöntemler bulunmakta. İntrauterin inseminasyon ne demek? Burada ovülasyonun olması için kadın desteklenir, yani ilaç tedavisiyle ve tam ovülasyon olmadan önce erkekten alınan spermler laboratuvar ortamında hazırlanır. Hareketli ve canlı olan spermler ayrılır. Bunlar uterusun, yani rahmin içine enjekte edilir. Genellikle tüp bebek, yani IVF ya da işte Türkiye'de uygulamasından önce, IVF uygulamasından önce inseminasyon uygulaması tercih edilir.
Doğrudan tüp bebek yapılan vakalar da bulunmaktadır. Yaş çünkü zaman kaybetmemek açısından uygulanabilir. IVF ya da in vitro fertilizasyon ya da intrastoplazmik sperm enjeksiyon tedavisinde ise yine ovülasyon indüklenir, yani uyarılır, yumurtalar oluşturulur. Bu yumurtalar için toplanır. Daha sonra laboratuvar ortamında sperm ve yumurta bir araya getirilir. Embriyo oluşturulur. Oluşan embriyo yine özel bir aparatla uterusun içine verilir. Embriyo transferi diyoruz biz bu işleme. Diğer biraz önceki slaytlarda yer alan işte testislerden sperm elde etme işlemlerinin isimlerini görüyorsunuz burada. Bazen de yine yardımla üreme teknikleri hasta olan embriyonun tespiti içinde tarama veya embriyolardaki hastalığı belirleme amacıyla preimplantasyon genetik tanı yapılabilmektedir. Evet, şimdi infertilitede hemşirelik yaklaşımımız nasıl? İnfertil çiftlerin aslında cinsellikle ilgili yanlış bilgileri olabilir, eksik bilgileri olabilir. Kendi inanç değerleri bu tedaviyi engelleyici olabilir. Veya işte cinsel konularla ilgili sağlık ekibiyle konuşmakta zorluk çekiyor olabilirler. Eşlerin çocuk sahibi olma konusunda birbirinden farklı beklentileri, duyguları olabilir. Ve tabii biraz da tedaviyle ilgili endişeleri olabilir. Şimdi burada amaç, verilecek hemşirelik bakımının amacı, tanı yöntemlerinin amacının ne olduğu, içeriğinin ne olduğu, maliyetinin ne olduğu, bunların anlaşılmasını sağlamak, eşlerin sağlık durumunu geliştirmek, beslenme, anemi, zehirlenme, enfeksiyon gibi sorunların çözümlenmesine yardım etmek, tanı işlemleri sırasında eşleri desteklemek, soruları yanıtlamak, tedaviyi ve riskleri açıklamak, sağlık personeliyle etkin bir iletişim kurabilmelerini desteklemek. Bu amaçlar doğrultusunda çiftlere bakım verir. İnfertilite hemşireleri tıbbi bakımın yanı sıra ki burada yapılan bütün işlerde bilfiil rol almaktadırlar. Aynı zamanda hastaya psikolojik destek sağlarlar. Koordinatör rolleri vardır. Ekibin diğer üyeleriyle birlikte eğitmen, danışman, hasta hakları savunucusu, destekleyici, yönetici, araştırmacı rolleri bulunmaktadır. İnfertilite hemşireliği son yıllarda gelişmiş bir uzmanlık, daha çok gelişmiş bir uzmanlık alanıdır. Ve ilk olarak da bakın bu slaytta görüyorsunuz 1978 yılında İngiltere'de Bourne Hall kliniğinde ilk IVF uygulaması yapılmıştır. Buradaki uygulamada doğan bebek Louise Brown dünyanın ilk tüp bebeğidir ve ekipte Robert Edwards, Robert Steptoe, iki kadın doğum uzmanı ve Jim Purdue ilk infertilite hemşiresidir. Jim Purdue bu ekipte yer almıştır ve insan blastosistinin tarifini yazan, oosit aspirasyon kateterini geliştiren ve idrarda lütein hormon tahlilleriyle çalışan ilk hemşiredir. Türkiye'de nasıl gelişti diye tüp bebek bakacak olursak, ülkemizde de ilk IVF merkezi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurulmuştur. Ve 1988 yılında Refik Profesör Doktor Refik Çapanoğlu başkanlığında kurulmuştur. Türkiye'nin de ilk tüp bebeği Louise Brown'dan 11 yıl sonra 1989'da dünyaya gelen Ece'dir. İnfertilite hemşireliği ile ilgili
İki tane sivil toplum örgütümüz bulunmaktadır. Burada biri 2007 yılında kurulmuştur. İzmir'de yer almaktadır. İnfertilite Hemşireliği Derneği. Bir de İstanbul'da aslında 2006'dan itibaren infertilite grubu olarak çalışmalarını yürütmekte olan Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği 2008'de dernekleşmiştir. Logolarını web adreslerini koydum. İlgi çeken arkadaşlar buradan ayrıntılarla derneğin tüzüğüne ve diğer bilgilere, faaliyetlerine ulaşabilir. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.